Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. İlk gün belki biraz bocaladık ama ondan sonra ikinci mecliste de daha güzel uyumlu bir çalışma yapıyoruz. Burada sadece biz kazanmıyoruz, tepeden tırnağa Hatay halkı kazanıyor. Üç maddenin görüşülerek karara bağlandığı Ekim ayı olağan meclisinin ikinci birleşiminde Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 31 Temmuz 2019 tarihli toplantısında alınan 152 sayılı kararla Hukuk ve İçişleri Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilen Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile ilgili komisyon raporu görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. Hatay Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde belediyemizin 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu'nun 6. maddesine göre 10 Mayıs 2019 tarihli 1044 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak ve ihtiyaç fazlasını satıp belediyeye gelir elde etmek, sürdürülebilir şehircilik anlayışına ve çevreye uyumlu yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak üzere rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, doğaya uyumlu mikrohidroelektrik santralleri kurulması dağıtım şirketi TEDAŞ ve tüm kamu kurumlarında işlemleri takip etmek üzere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği ve ilgili daire başkanlarına yetki verilmesiyle ilgili teklifi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Bir sonraki olağan meclis toplantısının 11 Kasım Pazartesi günü saat 16'da Kırıkhan Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılmasına karar verildi.